3 Eylül Pazar Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu yazısı Arakanlılar Parya olmayı reddediyor. Myanmar'daki faşist rejiminin zulmüne isyan eden Arakanlı Müslümanlar, kasabın bıçağına boynunu teslim eden koyun gibi davranmayacaklarını ilan ediyor. Canlarını, ırzlarını, haysiyetlerini korumak için direnişe geçen Arakanlı gençler, Myanmar rejimi tarafından terörist ilan ediliyor. Yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan çıkarılan, tecavüze uğrayan ve katledilen Arakanlılara yönelik baskılar, son birkaç yılda tahammül edilemez sınırlara ulaştı. 60 yıldan bu yana Arakanlıların maruz kalmadıkları zulüm kalmadı. Sözde uluslararası hukuk ve uluslararası camiaysa bu faşist rejime söz geçiremiyor. Burma, Birmanya veya şimdi Myanmar olarak anılan ülke tıpkı Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan gibi İngiliz sömürge sisteminin arkasında bıraktığı zehirli mirasın ölümcül sonuçlarını yaşıyor. Myanmar'a uzun süredir hakim olan askeri rejim, ülkenin Kachin ve Shan gibi bölgelerinde yaşayan diğer etnik gruplarla da ihtilaflı. Ancak bu bölgelerdeki silahlı muhalefet taleplerini Myanmar rejimine büyük ölçüde kabul ettirebildi. Dünyanın en garip, en mazlum, en sahipsiz azınlığı Arakanlı, Rohingyalı Müslümanlar. Faşist rejim, Arakanlıları tarihin bir döneminde ülkeye sızmış yabancı topluluk olarak tanımlıyor. Bu etiketleme zavallı Arakanlıları hem rejimin ve hem faşist Budist çetelerinin hedefi haline getirdi. En temel vatandaşlık haklarından bile yoksun bırakılan Arakanlılar için Myanmar'da yaşamak cehennemde yaşamaktan farksız. 1980'lerden itibaren yüz binlerce Arakanlı Müslüman Pakistan, Bangladeş, Malezya ve diğer ülkelerde muhacir olarak yaşıyor. Myanmar rejimi Rohingya'yı Müslüman sakinlerinden arındırmaya çalışıyor. Batı tarafından desteklenen ve bu arada kendisine Nobel Barış Ödülü bile takdim edilen sivil muhalefet liderlerinden Aung San Suu Kyi'nin partisi iktidara geldi. Ancak Arakanlılar için hiçbir şey değişmedi. Yeni hükümet de inkar, yalan ve zulüm politikalarına sarılıyor. Myanmar'ın fiili lideri Suu Kyi 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana yönelik soykırıma duyarsız kalıyor. Myanmar hükümeti Birleşmiş Milletler raporlarında yer alan vaka tespitlerini yalan haber ve propaganda diyerek reddediyor. Rejim kendi yaptığı veya Budist çetelere yaptırdığı katliamlarla ilgili olarak sadece kendisinin yürüttüğü soruşturmaları yeterli buluyor. Yetkisini uluslararası hukuktan alan kuruluşlara bu yönde araştırma ve soruşturma yapma izni vermiyor. Arakana insani yardım götürmek isteyen kuruluşlara ise engel oluyor. Uluslararası hukukun Myanmar rejimini etnik soykırım politikasından caydıramaması, Arakanlılar arasında büyük bir hayal kırıklığı, umutsuzluk ve bunlara bağlı olarak öfke birikimine yol açtı. Öz yurtlarında paria muamelesi gören Arakanlı gençler dünyaya seslerini duyurmak ve Myanmar rejimini zulümden caydırmak için silahlı direnişe yönelmekten başka bir yol bulamıyor. Artık öldürülürken elleri kolları bağlı durmak istemiyorlar. Talepleri çok açık. Rejimin zulme son vermesi, vatandaşlık ve temel sivil hakları temin etmesi. Myanmar rejimi ise insanca yaşamak için mücadele eden direnişçileri terörist göstermeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası camiayı eleştiriyor, tepki gösteriyoruz. Haklıyız tabi ama 57 devletin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı bu soykırımı önlemek için ne yapıyor? Sadece birkaç gün içinde binlerce Arakanlı'nın hayatını kaybettiği söyleniyor. EET ekonomik, siyasi ve diplomatik olarak nasıl bir yol izleyecek? Rutin kınama bildirileri yayımlamak soykırımı durdurmaya yetmiyor. Acilen etkin ve caydırıcı bir müdahale şart.